Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Gerçekten işinize yarayabileceğini düşündüğüm 10 numara hareketli ortalamayı baz alan, çok güzel destek ve direnç bölgesi sağlayan, aynı zamanda sel ve buy sinyalleri yakan çok güzel bir indikatörden bahsedeceğim arkadaşlar. Kesişimlerden çok güzel paralar kazanabileceğimizi düşündüğüm bir indikatör. Şimdi indikatör videosuna geçmeden önce arkadaşlar ilk önce bitcoin'de büyük bir toba formasyonunun oluştuğunu fark ettim. Yani toba formasyonu biliyorsunuz düşmekte olan trendin son bulacağını ve artık yükselme döneminin yakın olduğunu gösteren bir formasyondur. O yüzden toba formasyonu özellikle yakından fokuslanıp arkadaşlar çok yakından bir bakacağız. Nerelerde destek ve direnç bölgeleri nerelerde hedef nedir nerelere gidebilir onu kısa bir şekilde özet geçeceğiz arkadaşlar. Daha sonra ikili dip formasyonu gördüm. 4 saatlik time frame'de arkadaşlar. ikili dip formasyonuna bakacağız. Biliyorsunuz ikili dip formasyonu arkadaşlar yukarı yönlü hareketin habercisidir. O yüzden ikili dip formasyonuna baktıktan sonra arkadaşlar indikatör videomuza geçeceğiz. Mevcut şu an ekranda görmüş olduğunuz tekrar oynatma butonuna oynattığım indikatör bakacağımız indikatör arkadaşlar. Çok güzel bölgelerde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde repeat yapmadan al ve sat sinyalleri veriyor. Yani şu an topa formasyonundan sonra arkadaşlar indikatör videolarımıza bakacağız. Nasıl yapabiliriz? Nasıl edebiliriz? hangi indikatörle kombin edebiliriz onlara bakacağız arkadaşlar şimdi haydi geçelim şu an için büyük ekrana fokus yaptığımız bitcoin'in en büyük bugüne kadar gelmiş geçmiş grafiğine evet bunu durduralım şu an hala indikatör sel sinyali vermiş aşağı yönlü hareketine devam ediyor evet arkadaşlar şu an için büyük ekrana geçtim. Yani Bitcoin'in 2013 yılından beri mevcut olan büyük grafiğine geçtim arkadaşlar. Evet şu an için şöyle baktığım zaman arkadaşlar sizler de görebiliyorsunuz büyük bir yukarı yönlü çıkış trendi var. Tam bu trendin arkadaşlar bir destek olarak tutunmuş durumda Bitcoin. Gördüğünüz gibi tam nokta atışı yapmış burada tutundu. Ve 17 bin doların altına zaten düşmesini istemiyoruz. 20 bin dolar psikolojik rakam bölümünün de üstünde durmasını istiyoruz arkadaşlar. Çok fazla aşağı düştüğü zaman işte bu desteği yani yukarı yönlü trendi kırdığı zaman o zaman işte sıkıntı büyük arkadaşlar öyle söyleyeyim. Tam nokta atışı yaptılar ve orada tuttular şu an grafiği. Bitcoin şu ana yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Aşağı yönlü hareket e, gelmiyor. Gördüğünüz gibi yüksek büyük yukarı yönlü trend arkadaşlar gördüğünüz gibi normal 10-17 bin dolarda durdular ve yukarı yönlü hareket geldi. Şimdi şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bitcoin'de aslında bana kalırsa bir topa formasyonu oluşumu söz konusu. Tabi tam oluşmamış ama oluşabilir açıkçası. Şu an sol omuzunu gerçekleştirmiş. Başını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra sağ omuzunu. Yani burada ne demek istiyoruz? Yani sağ omuzunu gerçekleştirmek için yukarı yönlü bir çıkış. Nereden baksanız yine bir 65 bin dolarlara 66 bin dolarlara bir çıkış. Sonra tekrar bir düşüş arkadaşlar tamamı 25 bin dolar. Ondan sonra işte büyük rally başlayacak. Tabii ki günlük time frame'de baktığımız için arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mevcut rally'nin yine başlaması için ortalama bir 360, şey 335 gün yani bir yıl lazım. Onu baştan söyleyeyim. Yani sanki yarın rally başlayacakmış gibi algılamayın. Ee, gene bir yıl sonra arkadaşlar toba formasyonu eğer bozulmazsa rally'nin başlayabileceğini söyleyebilirim. Ama şunu söyleyebilirim. E, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte buradan yavaş yavaş artık yukarı yönlü hareketlerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer toba formasyon çalışırsa daha fazla aşağılara düşmesine gerek yok. Şimdi Gördüğünüz gibi burası solumuz arkadaşlar baş ve sağumuz. Burası boyun çizgisi. Şimdi toba formasyonunda nedir önemli olan? Mevcut arkadaşlar boyun çizgisi de baş kadar bir hedef belirlenir. Bunu her videomda söylemişimdir. Bu, bu kadar hedef kadar boyun kırıldıktan sonra bir hedef belirlenir arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Boyun çizgisi kırıldıktan sonra 253 bin yani 250 bin dolar gibi bir hedef belirlenir toba formasyonunda. Tabi şu an e, şu hani 250 bin dolara geleceğiz demek e, şu an için bir e, açıkçası Gülünçlük olabilir yani ya şu an 250 bin dolara belki tabii ki gelecek ama şu an için arkadaşlar söz konusu değil sadece toba formasyon oluşumunun baş oluşumunun gerçekleşebildiğini söylüyorum yarın da bugün takip edin arkadaşlar grafiği e, önünüzde koyun sürekli güncel olarak takip edin arkadaşlar gerçekten formasyon çalışıyor mu çalışmıyor mu kendinizde görün arkadaşlar yani e, ben gördüğüm için fark ettiğim için e, sizlerle paylaşmak istedim hemen şunları geriye alalım. Aynen arkadaşlar şimdi tabii ki ben daha önce ne demiştim burada toba formasyonu olduğu gibi bir de oba formasyonu var demiştim. Bunu özellikle çok dile getirmiştim bakın burada da bir e, açıkçası oba formasyonu olduğunu söylemiştim. Burası omuz baş omuz arkadaşlar burası bir boyun çizgisi burası kırıldıktan sonra aşağı yönlü hareket gelir demiştim. Aynısı da oldu zaten e, bir oba formasyonu biliyorsunuz çıkan bir trendin e, artık dönüşüm yani düşüşünü öngören bir formasyon. Kırıldıktan sonra ciddi bir şekilde düştü yani mevcut grafiğin içinde formasyon formasyon üstüne diyebilirim açıkçası çok sağlam bir şekilde hem oba formasyonu gördük hem de toba formasyonu umarım ileride görebiliriz hedefimiz 250, 250 bin dolar gibi seviyesi umarım hedefimizi görebiliriz şimdi arkadaşlar o, o, toba formasyonu gösterdikten sonra bir de sizlere İkili dip formasyon oluşumunu göstermek istiyorum özellikle. Şimdi ikili dip formasyonu gerçekleşebilir mi? Gerçekleşmez mi? Onu ileriki zamanlarda göreceğiz. Ama şu an için ilk dibini gerçekleştirmiş yani. Burası birinci dip. Umarım buradan arkadaşlar beklentim şu şekilde. Dipten sonra bir yükseliş sonra aşağı yönlü tekrar bir dip ondan sonra arkadaşlar tekrar bir yükseliş bekliyorum açıkçası şu an ikinci dibine doğru gidiyor Tabii ki burada bakın burada ufak bir yani şöyle söyleyeyim minik bir topo formasyonu da söz konusu arkadaşlar hemen onu da göstereyim hemen şurası arkadaşlar omuz baş burada da diğer omuzun oluşumu daha sonra yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünüyorum şu an için arkadaşlar söz konusu bunlar yani şöyle söyleyeyim açıkçası bir ikili dip formasyonuna doğru hareket ediyor yani ilk dibini yaptı daha sonra ikinci dibine de doğru hareket ediyor. Burada yine bir 17 bin dolar seviyelerinde arkadaşlar yüksek yüksek major trendine bir temas daha sonra yukarı yönlü hareketler gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar takip edelim. Yani şu an için görmüş olduğum tüm formasyonlar açıkçası Bitcoin'in yukarı yönlü hareket edebileceğine işaret. Yani büyük yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar şu an için Bitcoin'in çok fazla aşağı düşmesini istemiyorlar. Anladığım kadarıyla yeterli bir seviyede olduğunu görüyorlar ve e, gerçekten birçok kurumsal firma e, Binance'ın CEO'su bile şu an ciddi bir miktarda Bitcoin almış durumda. E, Coinbase de ciddi bir miktarda Bitcoin almış durumda ve bu bu seviyelerden Elon Musk da ciddi bir miktarda Bitcoin almış durumda. Yani herkes bu seviyeleri fırsat görüp toplamaya başladı. Tabi ee, 10.000 dolara da düşebiliriz, 5.000 dolara da düşebiliriz arkadaşlar ama kademeli toplamalar her zaman daha mantıklıdır. Gördüğünüz gibi ikili dip formasyonuna doğru gidiyor ve ekstra büyük büyük bir toba formasyon söz konusu gördüğünüz gibi sol, baş, ve arkadaşlar sağ omuz, yukarı yönlü bir hareket. Tekrar büyük majör trende, yükseliş trende bir, des, bir destek, bir temas. Daha sonra yukarı yönlü tekrar hareket ve mevcut boyun çizgisini arkadaşlar kırıp bir pullback yapıp bir test yapıp 73 70 4000 dolarlarda daha sonra 200 bin dolarlara kadar hareket. Tabii ki şunu söylemek istiyorum. Özellikle çok dikkatli dikkatli olun arkadaşlar. Ee, mevcut sistemde sizin için bir boğa tuzağı da olabilir. Onun için çok dikkatli olun. Şu an için yapılacak hiçbir şey yok. Sadece formasyonu ve grafikleri izlemeniz yeterli. Bir miktarda ihtiyacınız olmayan bir para varsa bu seviyelerde bitcoin toplamak tabii ki mantıklı. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Buradan buraya kadar arkadaşlar 62 bin dolara kadar bir rally ufak bir rally'nin başlaması demek altcoin'lerin tabii ki zıplaması demek. O yüzden mevcut bu sıçrayışı arkadaşlar büyük rally'den önceki sıçrayışları kaçırmayın derim ben size. O yüzden altcoin'leri de ciddi ciddi takip edin. Yani diğer paritelerde gerçekten ciddi paralar bırakabilir. Evet şimdi biz e, formasyonlarımızı bir kenara bırakalım. Geçelim indikatörümüze arkadaşlar. İndikatörümüzü bulmak için e, göstergeler ve stratejiler bölümüne tıklıyoruz. Buraya arkadaşlar araba bölümüne L2 yazıyoruz. Zaten direkt çıkıyor. Bakın burada bende de renkli bir de zaten aşağıda arkadaşlar L2 Perry Kaufman e, Kama indikatörü. Buna bir kere tıklıyoruz. indikatör direkt karşımıza geliyor arkadaşlar. Hem background renginde hem de bias sinyalleri yanarak arkadaşlar. Şimdi e, ikinci ve üçüncü indikatörlerimizi açalım. Hemen göstergeler ve stratejiler bölümüne tıklıyoruz. Hatta ben şuraya yazayım vav diye yazdığım zaman zaten bende kayıtlı olan iki tane vava tren asortör indikatörü ile indikatörleri çıkıyor bunlara tıklıyoruz arkadaşlar zaten aşağıda da vava yazdığın zaman ilk sıralarda topluluk komut dosyalarında ilk 5 sırada bu iki indikatör var arkadaşlar gerçekten kullanışlı gerçekten çok güzel indikatörler kesişimlerden dolayı yukarı yönlü aşağı yönlü hareketi tahmin edebiliyoruz şimdi şöyle bir büyütelim İndikatörlerimiz mesela özellikle L2 Perikovman indikatörü bildiğiniz gibi bir kama indikatörü hareketli ortalamayı baz alanı indikatör arkadaşlar. Destek ve direnç seviyelerini de çok güzel olarak gösteriyor. Ee, gördüğünüz gibi buralar e, sarı olan çizgiler bir destek bölgesi. Gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırayım biraz da. Yukarıdaki. Yukarı, yani şöyle söyleyeyim açıkçası sarı olan e, mor olan çizgi yukarı yönlü kestiği zaman bir alt sinyali aşağı yönlü kestiği zaman bir sağ sinyali aynı zamanda buradaki mevcut kama indikatörü olan sarı çizgili indikat e, çizgili hareketli ortalama bir destek ve direnç seviyesinde görüyor bakın burada çok güzel bir direnç burada çok güzel bir destek görmüş arkadaşlar tekrar bir buy sinyali ve sell sinyali tekrar bir buy sinyali ve sell sinyali ve gördüğünüz gibi aşağı yönlü çok ciddi bir şekilde düşüşü çok güzel öngörmüş tabii ki bu günlük time frame arkadaşlar e, 5 dakiklik tanfremeler bakacağız. Scalpingçiler için de ideal bir indikatör özellikle onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi wave trend ve wave cross indikatörleri aşağıdan arkadaşlar şöyle söyleyeyim eksi 53 ve artı 56 seviyeleri yani kırmızı yukarıdaki tabanla yeşil bölgesi arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir al ve sat sinyalleri. Aynısı için de ve kripto indikatörü ile için geçerli konuşuyorum. Yeşil yukarıdaki arkadaşlar sat, aşağıda turuncu bölgede al sinyalidir. Özellikle söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü kesişimler gelmiş. Aynen aşağıdaki wave cross indikatörüne yukarı yönlü kesim gelmiş ve yeşil noktayı da yakmışlar. Şimdi bu tabii ki bir al sinyali arkadaşlar indikatörlere baktığımız zaman. Aynen bakın burada da bir yeşil işaret al sinyali ve yukarı yönlü bir hareket gelmiş. Bakın burada da yeşil kırmızı da arkadaşlar aşağı yönlü bir sas sinyali. Aynen iki indikatörde tam aynı noktalarda arkadaşlar kesim gerçekleşmiş. Sadece şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Wave trend indikatörlerinde mesela wave cross indikatörü aşağıdaki wave cross indikatöründe daha az sinyal üretiyor. Yani mesela buradaki kesişimlerde mesela aşağıdaki baba indikatör bakın bir iki tane sinyal üretirken kafaları karıştırırken buradaki indikatör daha az sinyal üretiyor. O yüzden göstermek istedim. Hani bana soruyorlar hocam bu indikatör yöne baba cross indikatörleri de olabilir. Bakın o da çok güzel indikatör. O yüzden bunu gösterdim. Bakın burada iki tane sinyal ve burada da iki tane sinyal üretirken diğer arkadaşlar baba ve kripto indikatörü sinyal üretmemiş. Yani sizi buradaki pozisyondan açıkçası şuradaki pozisyondan çıkarmamış. O yüzden mavi Cross indikatörünü kapatıyorum. Özellikle göstermek için açtım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir noktada kesişimler gerçekleşmiş. Aşağı yönlü hareketimiz devam etmiş. Ve şu an için arkadaşlar aşağı yönlü hareket devam ederken e, Huawei Kripto indikatörü gördüğünüz gibi burada da bir e, kesişimden kırmızı işaret yakmış. E, ve aşağı yönlü kesişimin gerçekleşek düşüşün daha da devam edebileceğini öngörmüş açıkçası arkadaşlar. Şu an yukarı yönlü hareket gelebilir. E, mavi bir işareti, mavi bir daire yandı kesişim yukarı yönlü geldi. Tabii ki bu yukarı yönlü kesişim bir yükselme işaretidir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve yukarı yönlü hareketin gelmesini yukarı yönlü kesişim sarı çizginin yani KAMA indikatörü, KAMA çizgisinin daha doğrusu yukarı yönlü mor çizgi kesmesini bekliyorum. O çizgiyi kestikten sonra arkadaşlar yukarı yönlü bir buy sinyali alacak. Şimdi geçelim 5 dakikalık time frame özellikle. Çok pardon. Evet arkadaşlar. Şimdi e 5 dakikalık time frame'de baktığımız zaman arkadaşlar çok güzel bir şekilde buy sinyali çok güzel bir şekilde sas sinyali veriyor. Hemen şöyle bakın 5 dakikalık time frame'e bakıyorum. Bakın burada bir sell sinyali ve aşağı yönlü çok ciddi bir şekilde düşüş. Yani isterseniz i̇sterseniz mesela isterseniz şunu da yapabilirsiniz. Direkt bu indikatörü de kapatabilirsiniz. Neden? Ben bu indikatörü açtım onu da söyleyeyim. Birine bir nevi teyit amaçlı arkadaşlar. Mesela bakın burada bir düşüş sinyali gelmiş. Şuradaki düşüş sinyalini 5 dakika time frame'de baba Kripto indikatörü görmüş. Ama buy sinyaline yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Yani trend yukarı yönlüyken ufak shortlar da açılabilir. Onu da söylemek istiyorum. Neyse kapatalım biz burada baba Trend indikatörümüzü. Aynen bakın tam bu bölgede tekrar göstermek istiyorum. Bakın aşağı yönlü düşüşteyken tam bu bölgede eğer pozisyonu kaçırdığınızı düşünüyorsanız. Bakın tam bu bölgede baba e, baba kripto indikatörü arkadaşlar aşağı yönlü bir kesim gerçekleşmiş. Bu buradan arkadaşlar bir short işlemi açılabilir. Özellikle bunu söylemek istiyorum. İşte tam bu bölgede de aynısı geçerli. Bakın gördüğünüz gibi zaten e, yön aşağı yönlü giderken Trend aşağı yönlü giderken 5 dakikalık time frame'de gördüğünüz gibi ekstra olarak da burada kesim gerçekleşiyor. Şu an için bakın tekrar burada bir kırmızı işaretle kesim yaptı. Aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini özellikle gösteriyor arkadaşlar. O yüzden... Ee, birazcık dikkat etmekte yarar var. Aşağı yönlü hareketin gelebileceğini. Belki çok fazla değil. Belki tekrar arkadaşlar burada bir 20.400 seviyesine veya 20.350 seviyelerine kadar arkadaşlar bir e, temasta bulunabilir. Bir destekli de sağlayabilir. O yüzden yukarı yönlü hareketlerimize gelebilir. Şimdi kapatalım biz burada Vava Kırp'ta indikatörümüzü. Gördüğünüz gibi 5 dakika time gerçekten çok güzel çalıştığını görebilirsiniz. Yani scalping stratejisi de alsat yapan arkadaşlarımız için gerçekten önerilebilir bir indikatör ıçık ee, bulutu gibi arkadaşlar. Eee önden mesela sarı, ee, burada gördüğünüz mor, gördüğünüz gibi sarı olduğu zaman yukarı yönlü hareket, mor olduğu zaman aşağı yönlü hareket. Kesişimlerden mesela aşağı yönlü kesmiş, gördüğünüz gibi ve aşağı yönlü düşmüş. Burada da yukarı yönlü hareket gelmiş, yukarı yönlü hareket çıkmış. Daha sonra tekrar burada bir kesişim ve çok ciddi bir şekilde düşüş. Yukarı yönlü bir çıkış, tekrar yukarı yönlü bir çıkış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesişimleri takip ederek hareketli ortalamanın bazalar aldığı için kesişimler çok güzel bölgelerde e, al sas sinyali verebiliyor. Mesela tam bu bölgede vermiş olduğu sas sinyali evet bizi e, stop etmiş olabilir. Tam bu bölgede de şöyle söyleyeyim e, vermiş olduğu buy sinyali bize para kazandırmış olabilir. Az bir para ama daha sonra arkadaşlar gördüğünüz sel sinyali çok ciddi bir şekilde ve buradaki buy sinyali çok ciddi bir şekilde para kazandırmış yani kar realizasyonumuzu yapabiliriz destek ve direnç olarak da gördüğünüz merdiven merdiven misali yukarı yönlü hareketleri de çok güzel sağlıyor destek görevi görüyor arkadaşlar sel sinyalleri ve baş sinyalleri çok güzel bölgelerde al sat yaptırabiliyor şimdi önemli olan şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ben takip ettim dünden beri takip ediyorum indikatörü her zaman şunu söylüyorum sizlere özellikle sinyallere sadık kalırsanız mevcut da çıkarabilirsiniz. Mesela nasıl ne anlatmak istiyorum? Şurada şunu anlatmak istiyorum. Örnek veriyorum bakın burada bir buy sinyali yanmış. Burada bir sell, sell sinyali yanmış. Buradaki buy ve sell sinyali evet bizi belki stop etmiş komisyonlar ufak bir komisyon şekilde para ödememize neden olmuş olabilir. Ama sonraki buy sinyali gördüğünüz gibi ciddi bir paralar kazandırmış. Burada sell sinyali gördüğünüz gibi bize para kazandırmış. Yani o yüzden sinyallere hareket edersek sinyallere sadık kalırsak iki tane veya bir iki tane sinyalle tersine kalabiliriz ama birçok sinyalde arkadaşlar gördüğünüz gibi ciddi paralar kazanabiliyoruz. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.